ABC bir üçgen, AD açıortay, AB 10 santimetre, AC 14 santimetre ve BC 12 santimetre. Bu uzunluğun tamamı 12 santimetre. Yukarıdaki verilere göre DC eşit x kaç santimetredir diye soruluyor. Burada AD açıortay olduğuna göre iç açıortay teoreminden AB bölü AD, AB bölü AC arkadaşlar, BD bölü DC eşittir, BD bölü DC eşittir. 10 bölü 14 bu eşitlikte yazılırsa sadeleştirelim 5 bölü 7 olur. Buna göre BD uzunluğu 5K alındığında DC uzunluğu 7K alınır. Tamamı 12K 12'ye eşitse K1'dir. Dolayısıyla X 7 kere 1'den 7 santimetre bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekilde BAD açısı 45 derece, DAC açısı da 45 derece. AB 6, AC 12 santimetre, DC x kaç santimetredir diye sorulmuş. Öncelikle 45 artı 45 90 derece olduğu için ABC üçgeni bir dik üçgendir. Bu dik üçgende Pisagor teoremi uygulandığında BC uzunluğu 6 kök 5 santimetre bulunur. Daha sonra AD açıortay olduğu için iç açıortay teoremine göre AB'nin AC'ye oranı AB bölü AC 6 bölü 12. BD'nin DC'ye oranına eşittir. BD'nin DC'ye oranına eşittir. Dolayısıyla BD bölü DC 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Yani BD uzunluğu k ise DC uzunluğu 2k alınır. O halde buradaki 3k dediğimiz uzunluk 6 kök 5'e eşitse buradan k 2 kök 5 santimetre bulunur. O halde x 2k olduğu için. 4 kök 5 santimetredir. Cevabımız C seçeneğidir. ABD ve BCD birer üçgen. AE ve CF açı ortay. AB, AD'nin iki katı. AD uzunluğu N ise AB uzunluğu 2N. BD 12 santimetre, BC 14 santimetre, CD 10 santimetre verilmiş. Buna göre FEX kaç santimetredir diye soruluyor. Burada arkadaşlar BD uzunluğu bize 12 cm verilmiş. Bu 12 santimetreyi önce üstteki ABD üçgenindeki AE açıortayına göre dağıtalım. İç açıortay teoremine göre AB 2N, AN, AD uzunluğu 1N. Dolayısıyla 2N'nin N'ye oranı 2 ise 2 katsa BE de ED'nin 2 katıdır. ED uzunluğu K ise BE 2K'dır. Buradaki 3K 12 santimetreye eşitse K buradan 4 santimetre bulunur. Yani ED 4 santimetredir. BE tamamı 8 santimetredir. Daha sonra da BCD üçgeninde iç açıortay teoremini uygulayalım. Burada da BC'nin CD oranı 14'ün 10 oranı. 14 bölü 10 sadeleştiğinde 7 bölü 5 olur. Dolayısıyla BE uzunluğu 7P ise B'den F'ye kadar, B'den F'ye kadar 7p ise, F'den D'ye kadar 5p'dir. 12p 12'ye eşit olduğu için p 1'dir. 5p de 5 olacaktır. Burası 4 olduğu için 5'ten 4 çıktığında x'e 1 kalır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. ABC üçgeninde AD dış açıortay, BC CD'nin 2 katı. CDYK dersek BC uzunluğu 2k. AC uzunluğu 4 santimetre. Yukarıdaki verilere göre AB kaç santimetredir denilmiş. AB x olsun. Dış açı ortay teoremine göre DC'nin DB'ye oranı DC bölü DB eşittir. AC'nin AB'ye oranına yani 4 bölü x'e. DC uzunluğu yerine K, DB yerine 3K yazdığımızda 4 bölü x. Buradan K'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı ile x 12 santimetre bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. ABC üçgeninde BD ve CD açı DE AC yedik. AE 3 cm, EC 7 cm, BC 11 cm. Yukarıdaki verilere göre AB eşittir. X kaç cm dedi denilmiş. Burada arkadaşlar CD öncelikle açıortay olduğuna göre D noktasından BC'ye bir dikme inip buraya K noktası dersek CE ile CK birbirine eşit. Bu uzunluk 7 cm olur. Dolayısıyla BK 11 eksi 7'den 4 santimetre bulunur. Yine CD ile BD aç ortay olduğu için AD doğru parçası çizilirse burası da aç ortay olur. Buradaki açı ortaya göre DE dikmesi burada ineceğimiz dikmeye eşittir. Ayrıca bu noktaya N noktası dersek AE ile AN birbirine eşit. Burası 3 santimetre olur. BD açı ortaya olduğu için BK ile de BN eşit olur. Burası 4 cm olduğundan BN uzunluğu da 4 cm'dir. O halde AB 3 artı 4'ten 7 cm bulunur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki verilere göre BF bölü FE oranı kaçtır? X diyelim açı ortaydan 12'nin 6'ya X artı 7'nin 9'a oranı eşit olur. 18 eşittir X artı 7. X eşittir 11 Açı ortaydan 12'ye 11 12k'ya 11k olur. 12/11 bölü 11. doğru cevap D seçeneği. Şekil 1'de verilen kağıt parçasında ABBC'yi dik AB 5 birim, BC 15 birim ve DC 27 birimdir. Bu kağıt AC boyunca katlandığında B köşesi DC üzerindeki K noktası ile çakışıyor ve şekil 2 elde ediliyor. Biz buradaki ABC üçgenini AC çizgisi boyunca katladığımızda kendisine eş olan AKC üçgeni oluşuyor. Dolayısıyla BC 15 ise KC 15. Burası açıortaydır ortaydır. AB 5 ise burası 5'tir. 27'den 15 çıktığında DK'nin 12 olduğu bulunur. Bize şekil 2'deki DAK üçgeninin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. DAK üçgeninin çevresini bulmak için, burası 5, burası 12 ise Pisagor teoremiyle bu 13 bulunur. O halde kenar uzunluklarının toplamı 5 artı 12 artı 13'ten 30 birimdir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC üçgeninin biçiminde olan kağıt AD boyunca katlandığında kağıdın B köşesi AC üzerindeki K noktasıyla çakışıyor ve şekil 2 oluşuyor. B köşesi AC üzerindeki K noktasıyla çakışıyorsa katlandığında bu durumda AD çizgisi açı ortay olur. Yine B açısı buradaki K açısıyla aynıdır. Çünkü oluşan üçgenler birbirine eş üçgenlerdir. Şekil 2'de AK 2KC denilmiş. KC uzunluğu ne ise AK 2N. Yani burası ne ise burası 2N. ABD ile AKD eş üçgenler olduğu için AK 2n ise AB uzunluğu da 2n olur. Bize sorulan BD'nin DC oranı. BD'nin DC oranı iç açıortay teoremine göre AB'nin AC'ye oranı BD'nin DC'ye oranına eşittir. AB uzunluğu 2n, AC uzunluğu 3n eşittir BD bölü DC yazılırsa N'ler sadeleştiğinde cevabımız 2 bölü 3 bulunur. O halde cevap E seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeni biçimli kumaşta BAC açısı 120 derece ve AD bir birimdir. Bu durumda ikizkenar üçgense bu üçgen tepe açısı 120, taban açıları 30'ar derecedir. Bu kumaş BD boyunca katlandığında A köşesi BC üzerindeki K noktasıyla çakışarak şekil 2 oluşuyor. A köşesi BC üzerindeki K noktasına geldiyse arkadaşlar şöyle bir durum oluşur. Burası da 120 derece olur. Bu BD çizgisi açı ortaydır. Bu açılar 15-15 bölünür. 15-30 daha şuradaki açılara 45-45 kalır. 545 daha 90 olduğu için burası da 90 derecedir. AD 1 santimetre, buraya da 1 santimetre olarak gelir. DKC üçgeninde 30'un karşısı 1 santimetre ise 90 derecenin karşısı 2 santimetredir. O halde KC uzunluğu 2 birim. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Buna göre çevre DCB üssü kaç santimetredir? Katlandığında burası açıortay 6, 8 olur burası. 2 olur. 6'ya 8, 3K'ya 4K, 7 verilmiş. 4K artı 3K, 7 ise K eşittir 1. Burası 3 olur, burası 4 olur. Çevre uzunluğu 3 artı 4 artı 2'den 9. Doğru cevap E seçeneği.